ben fotoğrafı satılıyor açık artık. Gittim müzayeye. Tabi iyi kötü bir şeyler biliyor. Derdiğim yani ihaleleri biliyor. Müzayede ihale bir çeşit. Ondan sonra altı numara yaptım. Ankara değil diye. Ondan sonra 50 kişi. Numarayı aldım. Faruk senin telefonu. Çekmek zorundayım. Fiyat söyledi. Kaldırdım. Ondan sonra herkes 100, 200, 300, 500 artırıyor. Baktı şey, münadi diyorlar bu şey ihale yap. Baktı bizim sopa indiyor, herkes de artırıyor. Hemen vurdu zile, sattım dedi. Herkes ya ben alacaktım, ben alacaktım. Ondan sonra benim şey kapısı numara falan. Dedi ki satıldı artık. Ondan sonra neyse ki bir hesap çıkan fotoğrafı aldık. Yalnız bu arada bir Anadolu Ajansı'nda bir hanım kızımız geldi. Genç, yani böyle 20 yaşta, 22 yaşında. Biz tam genç olunca o kadar Atatürk'ün dediği gençlere çok şey ediyor. Biz de Cumhuriyeti onlara bırakmıyor. Biz de genç olunca biraz daha ona torpil ettim. Bir de kızım yok. Kız olduğu için. Dedi ki abi de sen bu fotoğrafa niye bu kadar parayı verdin? Konuşana şey çok heyecanlıydın, hiç şeyini indirmedin, numaranı falan bilmem. Kızım dedi, o zaman da bu şeyler satılıyor. Devremlükler filan. Dedi bir devremlük olsan 5 dakikada satarlar. Ama bu fotoğrafı kimse satamaz. Onun için bu aileme bir hatıra olsun. Bir de o zaman da Atatürk'ün dua eden fotoğrafı az gözüküyor. Onun için tabii ayrı grupta kötü fotoğrafları şey yapıyorlar, söylüyorlar, ediyorlar. Mesela bir içki fotoğrafı var, onu çok paylaşıyorlar. İçki merkez ayrılır. Ama dua eden fotoğrafı değil de az oluyor. Biz tabi biliyoruz onların ne olduğunu. Bir meclisi açarken nasıl açtığını o fotoğraftan önce hepsi biliyor. Cumartesi medet getiriyor meclisi. Ondan sonra Hacı Bayram Veli'ye gidiyor, dualar okunuyor, kurbanlar kesiliyor, öyle açılıyor. Hatta bir iki gün önce diyor ki, Cumartesi'ni alın diyor. Biz onu öyle alınca çok mutlu olduk. O hanım kız hani röportaj yaptı ya, vermiş diyor. Bir baktım sabahleyin. Böyle cep telefonla yok. Benim telefonlar kilitlendi. Herkes arıyor. Ya hayırlı olsun. Bir fotoğraf Cumhuriyet'te çıkmış. O Hürriyet'te, o Milliyet'te, o sabah. Herkes görürsün. Ulan. Başımıza gelene bak. Herkes şey. Atatürk'ü dua eder resmi. Ondan sonra bu sefer de Atatürk buna. Ankara fotoğrafı buna. Diyor Denizade Ankara'yı. Ankara fotoğrafı. Bize getiriyor. 5 tane, 3 tane, 10 tane, 7 tane. Kim ne derse veriyor, alıyor, görüyoruz, alıyor. Yani şey, Selahattin Duman da bir şey yapıyor. Ankara belgeseli yapıyor. Esas şeyini bozan rahmetli belgesel çekecek şeyden, kasabadan metropole Ankara diye. Orada bir şey yok. İstanbul'da bir gazete ama bizim hemşehrimiz Haymanalı, dedesi, ebesi, babası Haymanalı. Ondan sonra bize telefon etti, hemşerim dedi, biz belgesel çekeceğiz, senin istifade şey, senin koleksiyondan istifade ettik. Gelin buyurun dedi, çağırdılar, geldik. Biz indirdik onu, açtık içine, çektiler, koyduk oraya. Resim yukarıda, çektiler, koyduk oraya. Koyduk oraya, yıldı böyle şeyler. Ondan sonra dedi ki, koleksiyondan çıktı, artık toplayıcı gibi. O onun üstüne, o onun üstüne, o onun üstüne. Neyse ki çok da sergiler yaptım. Yüzlerce sergi yaptım. Ondan sonra okullarda yaptım, fakültelerde yaptım, AVM'lerde yaptım. Yoruluyorum da. Çok da heyecanlıyım. Mesela bugün genç olsaydım, hani burada resimlerimiz 50, 70, 80 resmi 100 ederdim mesela. Ankara'nın başkent oluşunun 100. yılında. Mesela şeyde, Başkent Üniversitesi'nde yaptım. 19 Mayıs'ta Atatürk'ün şey, Samsun'a çıkışının 100. yılında 100 fotoğrafını yaptım. Mesela her yere bayraklar donatırdım, afişler asardım. Böyle heyecanlıyım. Yoruluyorum da bilmem neydi. Ondan sonra başladım bu koleksiyonumu bir yere vereyim. Yapacak derim şeyde çıktı. Bir geldim, Blosport gibi biraz uğraştım, plan ettim bir iki sene. Bu şey gelince, korona gelince kendi o işleri de yaptı.
artık o kadar evrak şey, hep korkuyorum. Yanarsa, bir su basarsa filan ederse ona üzülüyorum. Birkaç tane yerden hani kurum, kuruluş, vakıf, dernek talip oluyorlar. İşte bunlar bize var. Hani yapacaklar iş yoksa vereceğim yani. Kimseye şeyim yok. Ayrıcalığım yok. Ondan sonra düşündük, taşındık velhasıl neticede Atatürk'ün kurduğu bu Türk Tarih Kurumu'nu aklımıza getirdiler. Onlardan bir talep gelmeden biz kendimiz geldik. Dedik ki Atatürk'ün bu kurumuna bunları bağışlamak istiyor. Onlar da sevgiyle, saygıyla bizi karşıladılar. Bir protokol aldılar. İşte tabii çok hoşuma gitti. Protokol dediler ki sen al bunu götür bir ailenden, avukatlarından filan bir görüş. Ondan sonra imza. Ben şimdi o kadar bir güven olunca onu o dakikada imzalayacağım yani. Ondan sonra dediler ki yalnız 13 Ekim'de yapacağız bunu. Hani böyle bir kutlamayla, törenle. O tabii daha bana şey oldu. Bir de kampüs yapıyorlar Eskişehir yoluna. Dediler ki biz kampüs yapana kadar yani bu evrakları sende bulması filan bir ay, iki ay, neyse üç ay bir mahsuru var mı? Ben dedim mahsuru yok. Siz şey yaptıktan sonra orada mesela derlerdi. Başkana buradan çok teşekkür ederim. Derdi yavrum 10-20 tane şey alın, koy alın, gidin bunları doldurun, getir şuradan bir koşuya koyun. Bir de başka şey, bu işlere meraklı. Olsun daha bir arkadaşlar var, söylediler filan ettiler. Ondan sonra şimdi bu Atatürk'ün bu kurumuna, Ankara'nın başkenti oluşuna, Cumhuriyet'in 100. yılında böyle anlamlı bir günde bu şeyimi bağışladım. Çok mutlu oldum. Sizler de geldiniz, bana şeref verdiniz. Mutlu oldum. Gelenler hepsinden Allah razı olsun. Gelmeyenler de canı sağ olsun. Ne mutlu Ankara'lıyım diye. Bunları anıyorum, topluyor, ediyor. Tabii zaman harcıyor. Çocuklarımdan, torunlarımdan, gelinlerimden çok zaman harcayamadım. Onların zamanını çaldım. Olsa bu helal kazancımı kıstım, ettim, oralara yatırdım filan. Onun için ailemden, herkesten helallik istiyorum. Bana haklarını helal etsinler. Ama böyle bir tarih kurumuna, bu ekibe, bu koleksiyonumu bağışladığım için çok mutluyum. Gözüm arkada kalmayacak. Hepinize saygılar, sevgiler.